Türkiye'de kriz sonrası toparlanma süreci. Küresel kriz sonrası dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisinde alınan önlemlerin etkisiyle hızla toparlanmıştı. Dış ticarette artış eğilimi ortaya çıkarken sanayi üretimi toparlanmış ve 2009 yılı son çeyreğinde büyüme pozitife dönmüştür. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinde son dönemde ortaya çıkan gelişmeler aşağıdaki başlıklar altında ele alınacaktır. Kriz sonrası dış ticarette toparlanma eğilimi. Türkiye'nin kriz sonrası dönemde dış ticarette tekrar toparlanma süreci ortaya çıkmıştır. Ancak toparlanma sürecinde ilk başlarda ihracat artışı görece ithalat artışı üzerinde gerçekleşmiş ama 2010 ve 2011'de çok güçlü ithalat artışı gerçekleşmişti. İhracat 2011'de %18 artarak 135 milyar dolar olsa da ithalat %30 civarında artarak 241 milyar dolar olmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ithalat artışına yol açtığını düşündüğü değerli TL politikasını Ekim 2011'de terk etmiş ancak dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 106 milyar dolara ulaşmıştır. 2008-2011 döneminde genelde ihracat artışının ithalat artışının gerisinde kalmasında değerli TL yanı sıra Türkiye'nin en önemli dış pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde görülen düşük oranlı büyüme performansına bağlı olarak ihracat talebi veya dış talebin yeterince artmaması da etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika değişikliği sonrası Kasım 2011'den itibaren ihracat ithalattan fazla artmaya başlamış, iç talebi daraltan büyümeyi azaltıcı likidite politikasının etkisi 2011'de görülmeye başlamıştır. İç talep daralması karşısında ihracatçı işletmeler ihracat pazarı çeşitlendirme çabası içine girmişlerdir. Grafiğimizde ise Türkiye'nin ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin pazar payının azalması, Orta Doğu Kuzey Afrika ülkeleri payının artmasıyla sonuçlanmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde 2012'de ihracat ortalama %11,1 artarken ithalat ortalama eksi %1,8 oranında azalmıştır. Bu grafiğimize baktığımızda ise Türkiye'de kriz sonrası toparlanma sürecinin Türkiye'nin ihracat ve ithalat artış oranları grafiğine bakacağız. Bu grafiğimizde ihracat artışı 2013 yılı ortalarından sonuna kadar ithalat artışının gerisinde kalmıştı. Küresel dış talebin genel olarak gerilediği 2014'te ihracat cüzi bir artış gösterirken ithalat gerilemiş, 2015 yılında ihracat 157,6 milyar dolardan 143,8 milyar dolara gerilerken ithalatın gerilemesi 242 milyar dolardan 207 milyar dolara daha fazla olmuştur. 2015 yılı sonunda dış ticaret açığı 63 milyar dolara ve cari işlemler bilanço açığı 32,2 milyar dolara inmişti. Türkiye'nin ihracat ve ithalatında görece gerileme 2016 yılında da devam etmiş. İhracat %0,9 oranında azalarak 142,6 milyar dolara inerken ithalattaki gerileme petrol faturasının gerilemesi ve iç talepteki yavaş büyümenin etkisiyle %4,2 oranında gerileyerek 198,6 milyar dolara inmişti. Dış ticaret açığı da yaklaşık 56 milyar dolar olmuştur. Bununla birlikte 15 Temmuz darbesinin ve terörün olumsuz etkisi nedeniyle turizm gelirleri azalınca cari işlemler bilanço açığında gerileme olmamış ve 2016'da 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Avrupa Birliği ihracatının gelişim tablosuna baktığımızda ise 2014-2016 dönemi dış ticaret gelişmelerine bakıldığında Avrupa Birliği'ne ihracatın miktar olarak toparlandığı görülmektedir. Bu grafiğimizde ise Irak ve Suriye'deki terör gelişmeleri bağlamında Irak ve petrol fiyatlarının gerilemesi ve uçak düşürme gerilimi nedeniyle Rusya'ya yapılan ihracatın gerilemesi söz konusu olmuştur.
Diğer yandan Türkiye'nin 2012'de 60 milyar doları aşan enerji faturası ödemesine yol açan yüksek petrol fiyatlarının kriz sırasında gerilemesine karşın dünya ekonomilerinde toparlanma üzerine yeniden yükselişe geçmesinin dış ticaret ve cari işlemler bilanço açığının yükselmesine yol açtığı belirtilmelidir. Türkiye'nin enerji ithalatı ve enerji fiyatlarının etkisi görüldüğü gibi 2014 Haziran ayından bu yana petrol fiyatlarının gerilemesi bu kez dış ticaret ve cari işlemler bilanço açıklarının azalmasına katkı yapmıştır. Bu bağlamda 2010 yılı fiyatları dikkate alındığında 50 milyar doları aşacak enerji ithalatı faturasının 2015 yılı 12,3 milyar dolar daha az gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda enerji ithalatı çıkarıldığında dış ticaret ve cari işlemler bilanço açıkları gerilediği görülmektedir. Cari işlemler bilanço açığı bölü gayri safi yurt içi hasıla oranlarının gelişim grafiğini inceleyeceğiz. Burada bize anlatılmak istenen cari işlemler bilanço açığı bölü gayri safi yurt içi hasıla oranının daha düşük düzeylere inmekte olduğunu görüyoruz. Hatta bazı yıllarda ise pozitife yükselmiştir bu grafiğimizde. Sanayi üretiminin toparlanması ve kapasite kullanım oranının artması. Türkiye'de küresel krizin etkilerini azaltmaya dönük alınan önlemler ve dış konjektürün iyileşmesiyle birlikte dış ticarette olduğu gibi mevsimsel etkiden arındırılmış sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranında Nisan-Mayıs 2009'dan itibaren hızlı bir toparlanma süreci başlamıştı. Bu grafiğimizde sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranının gelişim grafiğini ele almaktayız. Büyüme sürecinde toparlanma ve yeniden yavaşlama. Türkiye ekonomisinde 2009 yılı ikinci çeyreğinden toparlanma sürecine girilmiştir. Türkiye'de hane halkı borçluluk oranlarının gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında göreli olarak düşük olması ve 2001 krizi tecrübesiyle bankacılık kesiminin krize karşı başta sermaye yeterliliği rasyosu olmak üzere güçlü bir durumda girmesi nedeniyle ekonomik toparlanma çabuk olmuştur. Türkiye ekonomisi özel kesim tüketim harcamalarının hızlı biçimde artması sonucu büyüme oranı yeni milli gelir seviyesine göre 2010'da %8,5 ve 2011 yılında %11,1 olmuştur. Türkiye ekonomisinde 2012'de büyüme trendi zayıflamıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında dış ticaret ve cari işlemler bilanço açıkları arasında sıkı ilişki olduğunu düşünen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi ve likiditeyi azaltıcı makro ihtiyadi politikalarının etkisi olmuştur. Kredileri ve likiditeyi daraltan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve hükümetin sıkı para ve maliye politikası sonucu 2012 yılı büyüme oranı yeni milli gelir serisine göre %4,8 olmuştur. AK Parti hükümetinin yeniden genişletici maliye ve para politikaları izlediği 2013 yılında büyüme oranı %8,5 düzeyine yükselmişti. 17-25 Aralık 2013 yerel seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan 2014'te yeni milli gelir serisine göre büyüme oranı %5,2 düzeyine inerken 2 genel seçimin yapıldığı 2015'te tüketim harcamaları artışı, kamu harcamaları artışı ve net ihracatın da ekonomiye pozitif etkisiyle büyüme oranı %6,1 olarak tahmin edilmiştir. Bu grafimizde ise Türkiye'de kriz sonrası toparlanma sürecinde Türkiye ekonomisinde 27 çeyrek pozitif büyüme gerçekleşmişti. Bununla birlikte 2016 yılı ilk 2 çeyreğinde büyüme oranları %4,5 olsa da FETÖ darbe girişimi ve sınırımızdaki terör belasının etkisiyle 2016 yılı 3. çeyreğinde %1,8 oranında küçülme yaşanmış. Sonuçta yavaşlayan büyüme süreci negatif büyümeye dönüşmüştür. İşsizlik oranlarında göreli azalma ve yeniden artış eğilimi. Kriz sırasında ağırlaşan işsizlik oranları krizin etkilerinin azalması ile birlikte Nisan 2009'dan itibaren genel bir gerileme trendine girmiştir. İşsizlik noktasında AB tam uyum amacıyla
Şubat 2014'te revize edilen iş gücü ve işsizlik verilerine göre 2009'da %11,1 gibi yüksek düzeye çıkan işsizlik oranı 2012'de ortalama %8,4 oranına gerilemiştir. Diğer gelişmeler. Türkiye ekonomisinde dış ticaret büyüme ve işsizlik alanında bu gelişmeler olurken diğer alanlarda da bazı gelişmeler olmuştur. Örneğin kriz sonrası önlem paketlerinin etkisiyle reel kesim güven endeksinde tüketici güven endeksine görece iyileşme süreci ortaya çıkmıştır. Ancak reel kesim güven endeksi genelde istikrarlı olsa da güven endeksinde dalgalanmalar görülmüş, zayıf büyüme yaşanan 2012 yılı ve yerel seçim sonrası 2014 Nisan-Ağustos 2015 arası genel bir düşüş eğilimi ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce koalisyon belirsizliği ve Hendek terörü nedeniyle 60 civarına kadar inen tüketici güven endeksi 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra tek partili iktidar çerçevesinde yeniden yükselişe geçse de Kasım 2016 itibarıyla 70 civarına gerilmiştir. Reel kesim güven endeksi 2014'ten günümüze 100 ile 110 değeri arasında istikrar kazanmış durumdadır. Diğer yandan küresel kriz sırasında daralan iç dış talep emtia ve enerji fiyatlarında hızlı gerileme sonrası çok düşük düzeylere inen enflasyon oranları TÜFE ve ÜFE Mayıs 2009'dan itibaren yükselmeye başlamıştır. 2011 yılında hızlı iç talep artışının etkisiyle %11,4 düzeyine kadar yükselen enflasyon oranı son 3 yılda ortalama %8 civarında seyretmiş. Ancak 2017 itibariyle %9,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin azalması ile birlikte politika faizleri, dips faizleri düşmüş, Türkiye Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcunu tamamen ödemiş ve Fitch ardından MADI adlı kredi rating kuruluşlarınca yatırım yapabilir ülke konumuna yükselmiştir. Ancak Haziran 2013'te gezi olayları yaşanmış, 17-25 Aralık 2013 olayları sonrası hızla yükselen kuru frenlemek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz temkini duruşla sıfıra yaklaşan reel faiz oranı yeniden yükselmişti. Bununla birlikte 2013'te Haziran 2 yıllık tahvil hazine %40'a yakın reel faiz verilirken günümüzde reel faizlerin %3 düzeyine indirilmesi önemli başarı olarak değerlendirilebilir. Geleceğe ilişkin bazı öngörüler. 2002-2008 döneminde önemli ekonomik gelişmeler yaşandı. Ortalama büyüme %7 düzeyinde KBDG 10 bin dolara aştı. Enflasyon tek haneye düştü, sıkı mali disiplin bütçe açıkları azaldı. İhracat ve ithalat hızla artarken oluşan dış açıkların finansmanında sorunlar yaşanmamış ancak ithalata bağımlı üretim ihracat yapısında ekonomik büyümeye rağmen istihdam açısından önemli gelişmeler sağlanamamıştı. Kriz bankacılığı teğet geçti ama reel kesimi saplandı. Artan işsizlik, dış ticarette daralma ve %4,8 küçülme krizin neden olduğu belirgin ekonomik olumsuzluklar olmuştur. Krizde ortaya çıkan cari açığın azalması, reel faizlerin düşmesinin yanında ekonomik büyümenin toparlanması söz konusu olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'de cari açığın azalması ve reel faizlerin azalma olgusu konjektüre bağlı olarak ortaya çıktığı için dikkatle karşılanmalıdır. Türkiye ve dünya ekonomik canlanmanın başlaması durumunda dünya enerji fiyatlarındaki yükselme ile birlikte dış ticaret açıkları, cari açık yeniden artabilir ve ekonomik belirgin riskler oluşturulabilir. Türkiye ekonomik riskler sonrası üretim ve dış ticaret yapısında gelişmeler yaşamıştı ve son kriz sonrası bazı gelişmeler ortaya çıkmıştı. Örneğin kriz sonrası ithalat yanında ihracatın da önemli ölçüde daralması yeni bir gelişmedir. Bu durum küresel dış talep daralmasından kaynaklanmıştır. AB ekonomileri likidite genişlemesi ve negatif faiz politikası ile ekonomik toparlanma süreci yaşamaktadır. Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı bu nedenle son bir yıldır artmaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri faiz oranları yükselmektedir. Jeopolitik
Etik riskler hiç olmadığı kadar yüksektir. Küresel talep daralma eğilimindedir. Sürdürülebilir büyüme ve dış ticaret açığı için kalıcı çözümler gereklidir. Üretimin katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve yenilikçi üretimin önemli kısmının ihraç edilmesi gereklidir. Yenilikçi üretimin ithalata bağımlılığının azaltılması, ülkede üretim yapan çok uluslu şirketlerin kendi üretim ve ihracat stratejilerine bağlı olmaksızın getirilmesi ve ihracatın ürün bazında rekabetçi bir yapıya oturtulması elzemdir. Gerçekçi reel kur politikası ile enflasyon ve mücadeleye zarar vermeyen işsizliği azaltıcı bir üretim artışı büyüme perspektifi ile ortaya gelir tuzağından kurtulmayı sağlayan üretim ve dış ticaret stratejisi izlemelidir.